Göçmen akınını durdurmaya çalışan Avrupalı yetkililer Libya hükümetinden sivil toplum örgütleriyle işbirliği içerisinde çalışmasını istedi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği bir merkezde bulunduğunda uluslararası koruma hakkına sahip ve ihtiyaç sahibi kişileri önce tespit ediyor. Daha sonra yeniden yerleştirme programı başlatılıyor. Ve bu insanlar ya Avrupa ülkelerine ya Kanada belki de Amerika'ya yerleştiriliyorlar veya dünyanın farklı bölgelerine. Avrupa Birliği özellikle gözaltı merkezlerinde göçmenlere karşı işlenen insan hakları ihlalleri konusunda büyük endişe duyuyor. Ancak Libya siyasi olarak istikrarsız bir ülke konumunda. Libya ikiye bölünmüş durumda. Siyasi sorunların yanı sıra terör örgütü sorunu da yaşanıyor. Avrupa Birliği Libya'da yaklaşık 1 milyon kişinin acil insani yardıma muhtaç olduğunu belirtti.